Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponunda 150 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, kampanyaya katıl butonuna tıkla, ilk kuponunda 150 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur, en kral sensin. Tabii Ren 4. sıraya oynuyor Şampiyonlar Ligi için. Onu hatırlatalım bir kez daha. Orayla da 2 puan var ki Strasbourg'da Nice'le oynayacak bu hafta. Strasbourg kendi evinde Nice'le oynarken ben de Montpellier kazanırsa Montpellier'de Ren'in puanına geliyor. Yani çok acayip zor bir maç bu. Onu hatırlatalım. İlk yarı 0, ikinci yarı 2 biter bu maç. Ren kazanır. 1.5 üstü olur diyorum. Yani Ren 1.5 gol atar diyorum. 2-2 de biter. Evet. Katılıyorum kısmen. Devam edelim mi Serdar abi o zaman? Paris Saint-Germain. Ben Lugasçı'na ne diyorsa ona katılıyorum. Fransa'da. Paris Saint-Germain, Saint-Germain. Abi çok izlemiyorum. Yani takip de etmiyorum o kadar. Evet. Yani ahkam kesmeyeyim. Anladım. Abi bak Saint-Étienne düşme potasından yırttı. Geçen hafta da Vahbi Kazri Reis. Tam Türkiye zamanı gelen adamlardan birisi de olur yani. Ya her hani sene yazarlar Vahbi'ye yazdı geldi. Kazri geldi. 48 U48 milli takımından. Ve ne işi var abi ya? Sahneye davet ediyoruz. Saint-Étienne şeye çıktı. Küme düşme hattından çıktı. Yani puan olarak hala bir puan var da şeyden çıktı. O son 3'ten çıktı. 2-2 berabere kaldılar ama abi işte Paris Saint-Germain maçı. Ben net 3.5 gol üstü maç diyorum bu maça. Hiçbir şey oynamam ben maça. 1.08 nedir Allah aşkına ya? 3.5 üstü abi işte. Paris Saint-Germain yemin ediyorum 1.08'i hak edecek futbol Lig 1'de oynamıyor. Bak bunu net söyleyeyim abi. Özellikle Paris Saint-Germain son derece kötü bir takım abi. Aynen abi. İşte son ya derece kötü bir takım. Poşette, Poşet Hoca da bırakmış zaten baba işi. Poşet Hoca gider zaten. Poşet Hoca topluma geldi. Poşet zaten diyor gidiyorum ben. Ne işim olmaz diyor. Conte gibi Paris'e göz kırpar mı? Zidane mı gelir? Zidane. Abi Zidane gelir. Neymar'ı paket yapmak lazım orada. Niye? Tam zamanı. Herkes Mbappe diyor ama Neymar tam Real'in futbolcusu bence ya. Yok yok. Aman abi uzak dursun. Niye abi? Neymar ben dönsün abi. Neymar topçu değil kardeş. Neymar gitsin MLS'te 3 ay tatil yapsın. 3 geri kalan maç oynasın. Kafasında bir herif abi. Mbappe öyle değil. Mbappe tamam, maç. Mbappe adam. Troy Marsilya. Marsilya'da geçtiğimiz hafta patladı. O maçı izleme eziyetinde bulundum kendime. 2-0 kaybettiler. Kendi evlerinde. Bu hafta da Troy deplasmanına gidiyorlar. Marsilya bilmiyorum ya. Çok Cengiz'in ayağına bakıyor gibi geliyor bana. O Fenerbahçe'li Adana'dan Dieng diye bir oyuncu vardı ya devre arasında. Onu oyuna aldılar. Fişek gibi bir çocukmuş bu arada. Ben izlememiştim daha önce onu. Ya, o da bitirici değil. O da bitirici değil evet. Vallahi bitirici o değil. Da koş, koş, yani. O da koş koş avut at. O sayı samayla bitirici değil. Deparı bir atıyor. Işte. Deparı bir atıyor böyle bekler titriyor böyle eller ayakları yani. Yakalayamıyorlar. Ne olur maç Troy Marsilya Ilgaz abi. Abi Marsilya Fransa'da deplasmanda en çok maç kazanan takım. Birinci sıradalar. Hani Erol Bulut'un Gaziantep FK'sı gibi. Onlar iç sahada öyle. Marsilya'da dış saha lideri. Troy'da güçsüz bir ekip. Marsilya kazanır. En azından puanını Strasbourg Nice'le oynarken, Rennes'de Montpellier deplasmanındayken ikinci sırayı garantilemek için öyle ifade edeyim ben sana. Bu maçı kesin kazanması gerekiyor. 49 puan yapar Marsilya. Marsilya net kazanır. Marsilya geçen hafta da kaybetti. O yüzden önemli. Lyon-Lille. Fransa Lig 1'i tamamlayacağız. Son iki maça gidiyoruz yavaş yavaş. Lyon-Lille ne olur? Valla sakat Lyon var. Lyon var diyorum ben bu maça. Lyon kazanır. Lyon'dan bir şey olmaz bu sene. Lyon'dan bu sene. Yok. Lyon'dan olmaz. Lyon'dan bir şey olmaz yani. Lyon'dan da olmaz. Ama Lyon'a üzülüyorum ya. Lyon hoca da değiştiriyor. Belli oranda transfer de yapmaya çalışıyor. Olmuyor yani. Onlar da biraz bitik oyuncu alıyorlar yani. Gittiler Şakir'i aldılar mesela. Bak Şakir'i bıraktı. Dönüyorum gidiyorum dedi. Talip çıkmadı Avrupa'dan ya. Fenerbahçe bile istemedi adamı yani düşün. Gitti Şakir Şikago yok abi olmaz artık. Şakir mi kaldı baba? Abi genç ama hala ya. Adam benle. Ama yani kalmadık ben abi yoksun abi. Abi Mesut da genç ona bakarsan. Mesut Özil alsın Lyon. Bak çok iyi Fener'e bir Lyon'da hiç olmasa ya. Musa Dembele üstüne. Musa Dembele'yle takas yapalım. Tamam. Üstüne de 5 milyon euro verelim. Güzel öyle. O zaman Eredivisie'ye geçiyoruz. Voley uygulamasının. Ya Strasbourg Nice maçını da konuşalım. Bu da önemli hakikaten. Bu bizim bonusumuz olsun. Öyle ifade edeyim. Nice deplasmanda Marsilya'dan sonra en fazla puan toplayan takım. Onu söyleyelim. 3. ve 4. sıradalar bu takımlarda. Yani Strasbourg 4. Nice 3. sırada. Ben burada Nice yenilmez. Christophe Galtier hocam yine şey yapar diyorum. Ve Nice yenilmez diyorum ben de. Bu da bizim bonusumuz olsun yani. Galtier'e devam edelim. Acaba Galtier'i Luis Campos şeye götürür mü? Ajax'la anlaşırsa. Overmars'ın yerine götürür mü Ajax'a?
Çünkü büyük ihtimal ayrılacak oradan Ten Hag. Erik Ten Hag mı? Erik Ten Hag çok iyi hoca abi. Çok iyi hoca abi. United alır mı? Ben Manchester United'ın olsam hemen alırım. İstiyor zaten United. Yani dış basında okuduğum kadarıyla hep istiyorlar. Yazıyor. Şöyle. Ranić istiyor. United yönetimi Pochettino'dan yana oy kullanıyor. Yani şu anda geçici teknik direktör Ranić ya. Ralf Ranić ya. Şey yapıyor yani. Ranić Erik Ten Hag istiyor. Amerikalı tayfa Pochettino'yu istiyor. Abi Pochett iyi hoca değil Pochett. Bence de Pochett Fener'e gelsin. Pochett standart hoca abi. Yani yaratıcı bir hoca lazım Manchester United'de. Yaratıcı hoca Ten Hag abi. Kesinlikle. Kesinlikle. Ten Hag. Christoph Galtier de ayak boşlar bu arada. Standart hoca. Eredivisie'ye geçiyoruz. PSV Eindhoven'ı konuk edecek pazar günü. Saat 16.30'da sadece ve sadece vol uygulamasında bu maç. Evet, tahminleri alalım. PSV kazanır. Ama PSV kötü futbol oynuyor ya. İyi futbol oynamıyorlar. Roger Schmidt kaybetmiş orada şeyi. Heyecanı kaybetmiş. Belli son 3-4 haftadır. Hani Ajax'ın oynadığı oyunu izlerken PSV'de hiç oyunu göremiyorsun. Çok farklı bir şey. Ben yine de PSV Eindhoven kazanır diyorum. Ben de kazanır. Rotterdam. Ama Rotterdam bir tane gol atacak gibi bir hisse var içinde. Yani Rotterdam'ın gol attığı bir PSV galibiyeti bekliyorum yani. Kadroya bakın oynayın. Ben onu söylüyorum. Çünkü acayip değişiyor. Böyle iyi kadroyla çıkarlarsa PSV o maçları kazanıyor. Çok eksikli kadrolarla genelde takılıyorlar ya da böyle zor kazı. Geçen hafta mesela anlattığınız maça baktım ertesi gün. Hemen 45-50 arası çözmüşler maçı. Sonra yine kapatmışlar defteri. Tabii. Garip tabii. Evet, Serdar abi var mı tahmin? PSV'de kimlik krizi yaşayan bir takım. Schmidt de bırakmış. Normal abi. Sezon içi hoca mı kovulur yani? Kovuyorsan Schmidt, komple kov. Schmidt de belli ki bırakmış işi. Öyle işte devam eder. Yani kazanır ama öyle 3 kazanır, 2 kaybeder. Böyle bitirir. Dediğin gibi. Schmidt de Fener'e gelir seneye. Veya işte Almanya'ya gider. Bakacak işte kendisine. Böyle devam eder. Yani. Her gün yazıyorlar Fener'e. Yok Löw geldi, yok Schmidt geldi. Schmidt de Mourinho gelsin. Kapıda aynen. Yatıyor. Kapıda yatıyor filan. Bakacağız. Hep beraber göreceğiz. Go Ahead Ajax maçına geçelim. Bu yıllardır adını anlayamadığım takım. Go Ahead Eagles. Ajax'ı konuk edecek. Haydi sağlık kartal. Paramparça eder. Haydi sağlık kartal mı? Ajax'ın hastasıyım ya. Ajax müthiş futbol oynuyorlar abi. Müthiş futbol oynuyorlar. Dün o maçı izledim. Ben Benfica maçını izleyeceğim bir özetini. Yani gerçekten çok çok kaliteli top oynuyorlar abi. Savunma desem var. Pres desem var. Ki savunmacılar da iyi değil ha. Bence iyi savunma abi. Yok be abi. Timber çok iyi futbolcu da hani savunmacı anlamında mesela bu o Martinez falan müthiş iyi bir hücum futbolcusu yani. Bunlar hücumcu abi hepsi. Taşın şeyden bahsediyor. Ha, benim savunmacı yok abi. Alvarez, Martinez. Ya hiçbir hepsi şeyci abi. Forvet herifleri. Yani gerideler de. Oyun anlamında forvetler. Adamların evet. Hepsi forvet abi. Çok çok iyiler yani. Çok çok iyiler. En savunmacı Blind. Son bekleyin. Düşün hakikaten öyle yani. Yani bir tane bir tane Ruben Dias olsa Erik Ten Hag'ın elinde mesela ya da Van Dijk olsa değişik takım olur abi. Timber alır götürür ya bence gittiği takıma Erik Ten Hag. Ya mesela Timber düşündüm Ajax'ta dedim ki yani ulan bir tane Van Dijk olsa şu takımda tuhaf işler olur yani. Ben sana söyleyeyim. Evet. Haller de çok inişli çıkıştı ya. Vallahi bak Haller'i çok övüyoruz. Çok inişli çıkıştı. İyi oyuncu abi Haller. İyi oyuncu. Ay kötü oyuncu demiyorum da bir gün abi çok iyi. 3 gol falan atıyor. Bir gün böyle moralsiz. Böyle küsüyor falan. Ağlıyor kenarda falan. Bir garip adam yani. Ben şimdi maçında keyfi yerindeydi babanın. Hem kendi kalesine attı hem de şey attı. 3 dakika sonra gitti. Ama işte abi. Benfica'ya attı. Yani işte gol atan işte 25 yani 20 gol atan adam almayınca da olmuyor işte bak. Adam gol atıyormuş. Çatır çutur gol atıyor. Yani bak Acun Başkan ne diyor? Acun Başkan ne diyor? Parayı santrafor harcayacağım diyor. Evet. Konter'in arkadaşı ne demiş? Santrafor'la kaleci lazım demiş. Ha doğru. Ne demiş? Eşini yanlış seçebilirsin ama santrafor'la kaleci. Santrafor'la kötü seçemezsin, yanlış seçemezsin demiş. Öyle. Öyle. Haller doğru seçiyor. Yani 20 tane atacak adam bulunca o da para işte. Bak Mitrovic'e çıkarttı Fulham'ı tek başına. Evet. Vallahi çıkarttı ya. Fena. Abi maç birazcık da hava durumuna bağlı. Bak geçen hafta Ajax yoğun yağış altında Yagon'un anlattığı, Yaz'ın anlattığı maçta 1-0 kazandı. Tipik golüyle. Maç daha böyle. Yani PSV maçında da çok ağır yağış vardı. Hatta sağ bir ara şey oldu. Bayağı bir bozulmadı ama ne denir ona ağırlaştı. Öyle söyleyeyim. Biraz hava durumuna bağlı ama Goethe-Eagles geçen hafta Twente ile 2-2 berabere kaldı. Bir şey yapıyorlar. Ben nedense 3.5 gol üstü ve Ajax galibiyeti bekliyorum bu maçta.
Öyle çok söyle. Teşekkür ediyoruz o zaman. Eyvallah, çok teşekkürler. Sonuna geldik. Uzun bir program oldu. Güzel bir program oldu. Tuttura da bizim programımızı özel yaptığı tüm bu kampanya. Sağ olsunlar. Bir kez daha teşekkür ederim. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponunda 150 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, kampanyaya katıl butonuna tıkla, ilk kuponunda 150 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur, en kral sensin.